Mikrofon sitesinin de radyosu var biliyorsun. O radyoda sohbet odasında Mama Şefem var. Ve evet. Sevgili Nuray'ın ismi her zaman DJ Nuray, kardeşliğin ve dostluğun ve kardeşliğin sesi diye yazıyor. Evet. Ben öncelikle teşekkür ediyorum çocuklar için, bize yardımcı olduğun için. Bizler daha çok teşekkürler ediyoruz, bizleri yalnız bırakmadığınız için tabii ki. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Biz burası neresi? Burası Ozanlar Ocağı Mamaş Köyü. Evet. Bunlar da bizim geleceğimizin Ozanlar Ocağı Mamaş Köyü'nün yiğitleri, küçüklerimiz evet, diyelim geleceğiz. Ama onlar gerçekten bu köye çok büyük katkılarda bulunacak gelecek güzel kuşaklar diyeyim. Bizlerin de inşallah bizler onlara biraz örnek olur, onlara biraz öncülük yapmış oluruz. Onlar da bu güzel geleneği de ileride onların kendi yaşlarında, büyüklerinde sunarlar diye düşünüyorum. Eminim bunlar çünkü çok hırslı, başarılı öğrenciler ve bu köyün de hayranı. Bu köyden çıkmıyorlar. Tatillerini, akanelerini alır almaz direkt bizim köyümüze geliyorlar ve köylerinde geçiren çocuklar evet. Bunlar. Pir Sultan'ın torunları diyelim. Aşık Veysel'in. Evet, torunlar Aşık Veysel, diyelim. Pir Sultan'ın evet. Torunları bunlar. Ve Ozanlar Ocağı köyümüzün de gelecekteki şairleri, ozanları. Peki o zaman, biz o zaman sevgili DJ Nuray Hanımefendi'den bir türkü alalım. Var mı senin bir istediğin, sevdiğin bir alalım? Repertuar, repertuarı geniş mi? Öyle mi? Tabii oraya istek hattından biliyorsunuz ki Mamaş FM online türkü evimiz. Bunlar bizim internet vasıtasıyla bizim dostlarımıza, türkü dostlarımıza ulaştığımız yer. Oradan ana sayfamızda zaten istek hattımız var. İstek hattını yazıyorsunuz. Oraya da tıklıyorsunuz. İsim, soyisim, e-mail adresi ezberledim çünkü. Mesajınız, bizlere göndermek istediğiniz mesajınız, hangi türküyü, hangi şarkıyı istiyorsanız onları yazıyorsunuz. Bizler de elimizden geldiği kadar bunu seslendiririz. Peki sevgili, peki sevgili Nuray. Evet, çok güzel de bunların hepsini sen mi seslendiriyorsun? Çoğunu ben yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar seslendiriyorum. Niye bana seslendiriyorum? Kendin oluyor istek türkülerde de yani. Hayır, kendi okudunuz. Var, onlar da var. O zaman onlardan bir tanesini alalım. Evet, yüreğinizden hangi ezgi, hangi türkü geçiyorsa biz alalım onu sizden. Mikrofon sizde olsun. Pir Sultan Abdalları, Aşık Veysel'leri vardı. Ben yakın zamanda kaybettiğimiz büyük ozanımız Mahsuni Şerif'in o zaman. Bir Aşık, işte gidiyorum. Mahsuni evet. Şerif. Evet. Aşık Mahsuni Şerif'ten ben sadece bir kıta söyleyeyim. Yarın festivalimizde de inşallah ben de diğer arkadaşlarla eşlik edeceğimdir. O türküyü seslendiririz. Buyurun, hangisini isterseniz. İşte gidiyorum. Çeşmesi yahım, işte gidiyorum çeşmesi yahım, aramıza dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım, karalansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım, karalansa da. Bugünlük bu kadar yetsin. Sesine, evet. Yüreğine sağlık sevgili yani. Nuray. Buradan Aşık Mahzuni Şerif'i de yad etmiş yani, olduk. Nur içinde yatsın. Büyük ozandı, büyük şairdi. Bizim babamızdı gerçekten. Türkü babalarımızdan, emeklerinden bir tanesiydi. Aşık Veysel'imiz gibi, Pir Sultanlarımız gibi. O da büyük ozandı. Dediğimiz gibi nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Evet. Evet sevgili seyirciler, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle ve hızıyla devam ediyor. Yarınki hazırlıklarımız da, arkada çalışmalarımız devam etmekte. Yanımızda halk ozanlarımızdan Cemal Özcan bulunmakta. Ben öncelikle saygılarımı sunarak hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim. Merhabalar. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba. Yarın da yüreğinizle, sesinizle, sazınızla, sözünüzle bizimle birlikte olacaksınız. İnşallah. Ben mikrofonu size uzatmak istiyorum. Seyircilerimiz sizi tanısınlar öncelikle. Tabii. Buyurun, Cemal Özcan kimdir? Cemal Özcan 1950 yılında Sivas'ın Kangal'ın eski ismi Zerk, yeni ismi Çaltepe olan köyde. Yani Mamaş'la biz Soğukpınar Köyü şimdiki adı. Evet. Komşu köyüz. Yıllardır
Ben Cem törenlerinde zakirlik yaptım. 20 sene dedelerle Türkiye'nin çeşitli yörelerinde, semahlarda, tevhidlerde, mersiyelerde, birçok yerlerde görev aldım. Ve devlet memur oldum sonradan. Emekli oluncaya kadar yine aynı işi yürüttüm beraber. 8 tane yasal albümüm var. Çok özel kasetim var. Yasaldan daha fazla. Mamaş'ı ben oldu bitti severim. Çünkü babam bu köyde büyümüştü. Bu köy ozanlar yurdu. Bizim köyümüz buraya 8 kilometre. Babamın da burada teyzesi olması neticesiyle her gün hemen hemen işte buradaki bulunan, deminki bahsedilen ozanlarından birebir yaşamış. Evet, evet. Ben de onlardan esinlenerekten baba mesleğidir. Bu kültüre devam ettim. Bunun yanı sıra işte emekli oldum demir yollarından. Mersin'de kalıyorum. Kanal 2000'de yapımcı ve sunucu olarak her hafta düzenli bir şekilde sizin gibi güzel bir TV'miz. Kışlar orada, 6 ay yazları Sivas'ta SRT'de. Sivas Radyo Televizyon diye bir televizyonumuz var. Şimdi de TV 58 çıktı. O da uydu da. Bu da bir hayli çoğaltmışsınız. Hepsine de çok şükür el atmış durumdayız. Avrupa konserlerim oluyor. Sık sık Almanya, Hollanda, Fransa, Viyana'ya kadar gidiyoruz. İşte karınca kadarınca sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok güzel. Sivas ozanlar diyarıdır. Sivaslar Pür Sultan diyarı, Aşık Veysel'ler diyarı, Muhlis Akarsular, Feyzullah Çınarlar diyarı. Göz ardı edilmez. Sivas deyince nasıl Pamuk'un Adana'da başkent olduğu gibi ozanlarda da Sivas başkenti. Ozanlar diyarı, evet. Benim menajerim Hande Sağlam'a buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hollanda'da kalıyor şimdik. O Viyana'daki üniversiteyi bitirmiş, orada öğretim görevlisi. Bizi davet etti. Viyana Üniversitesi'nde 5000 kişilik bir salonda, hep yabancıydı. Onlara konser yaptık. Ve orada bizleri soruyorlar. Yani adam Sivas deyince tanıyor Türkiye'yi. Oradaki hocalar Türkiye'yi Türkiye olarak değil, ozanın başkenti Sivas olarak tanıyorlar. Bu da onur verici bir şey. Ben her zaman için söylüyorum. Şunu söylüyorum. İnsanlar çocuklarının ellerine kalem versinler başta. Sonra da bir saz versinler medeniyeti, kültürü öğretmesi için. Silahtan uzak kalsınlar. Şiddetine, vurmayla, kırmayla, öldürmeyle bir yere varılmaz. Eğer ondan başarsalardı, bu ufak zümreleri yıllardan beri öldürdüler. Onları başarırlar. Demek ki başarılmıyor bu şey. Bu iş kalemle, sazla, sözle olur. Bizim silahımız, kalemimiz ve sazımız olsun, sazımız diyorsunuz. Olsun, evet. Yaşar. Sevgili hocam, hangi sanatçı olursa olsun formatımızda bir kıtada olsa sevgili izleyicilerimiz için çıplak sesten de bir türkü alıyoruz. Bu geleneğe siz de uyacağınızı ümit ediyoruz. Bütün sanatçılar, bazı sanatçılarımız öyle diyor ama yine de sağ olsuna kırmayıp ekranda izleyicilerimizden paylaşıyorlar. Sizden de bir türkü alabilir miyiz? Tabii, neden olmasın? Kar mı yağmış yüce dağlar ağarmış, kurban olam Mamaş unutmam seni. Dost bağında gazellerin sararmış, kurban olam Sivas unutmam seni. Dost seni, yar seni, seni. Kurban olam Mamaş unutmam seni. Dost seni, yar seni, seni. Ağzınıza yüreğinize sağlık paylaştığınız için. Sevgili Mamaşlar, özellikle gelemeyenler için diyorum. Ve neler kaçırmışsınız? İşte Cemal hocamız var, diğer sanatçılarımız var. Mutlaka eğer bu sefer işlerinden dolayı gelemeyen izleyicilerimize, mutlaka seneye memleketinize gelin, bu festivale katılın daha diyoruz. Daha güzel, daha berrak, daha şeffaf, kırıcı, yıkıcı olmadan el ele, can cana, cem ceme hep beraber şu festivalin, Türkiye'deki yapılan festivallerin en büyüğü olacağını düşünüyorum. Çünkü insanları çok duyarlı. İnsanlar hakikaten işten, candan, cıvıl cıvıl adamlar, neden olmasın? Bu güzellik burada olduğu müddetçe Mamaş'ta her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Mamaş benim köyümdür, hiç ayrı görmüyoruz. Biz burada sacı ayağız. Mamaş, Zerk, Davulbaz, Tekke, Bozarmut hiç fark etmez. Çünkü felsefemizde insanlık ruhu var. Bizim görüşümüzde insanlara saygı duyma var. İnsana saygı duyduğum müddetçe her şeyin çok güzel olacağını biliyorum. İnsana saygı duymasan hiçbir şeyin olacağını zannetmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Çiğdem, söylemek istediğin bir şey var mı? Ben de teşekkür ediyorum.
bizi kırmayıp hem bize türkü okudu esas, hem de söyleşimize katıldı. Teşekkür esas ediyorum. Esas hünerimiz yarın yani, ha bugün gün evvelisi gelmişsiniz konuk yani, olarak sizleri öpüyorum. Sizleri seviyorum. Söylediniz. Yarın tabii ki devamı gelecek. Yarınki asıl görüntülerimizi evet, mutlaka izleyecekler. Evet inşallah. İnşallah. Sizin emeklerinize sağlık. Tebrik ediyorum. Bu güzel Güzide köyümüzü ziyaret ettiğiniz için hepinize candan teşekkürlerimi sunuyorum. Devamını diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Biz de burada sevgili Erdem Erhasan'ı ve Ali Çamlı'ya teşekkür ediyoruz. Bizim buraya eksik ulaştırdıkları için. Eksik evet olmasınlar. Ben de candan Erdem eniştemin gözlerinden öpüyorum. Sağ olsun. Sevgilerini, saygılarını bizden esirgemediler. Avrupa'dan koşa koşa ayağının tozuyla Mamaç sevdalıları bunlar. Evet, Mamaç'ta kendilerini buldular. Ne mutlu. Keşke bizim o yörede de bir tane Erdem Erhasan olsaydı. Olsaydı tabii. Sevgili Erdem Erhasan'a ben de selamlarımı göndereyim, sevgilerimi göndereyim. Yüreğine, emeğine sağlık onun da. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, mikrofonumuz sesi gibi, ismi gibi açık. Küçük yüreklerimiz yanımızda, yüreklerini mikrofonlarımız aracılığıyla sizlere duyurmak istiyorlar. Sizi dinliyorum ben, buyurun. İsmin ne senin, merhabalar? Yağmur, merhaba. Yağmurcuğum, neler söylemek istersin? Yani biz böyle şeyler yapıyoruz, her şeyi Mamaç için yapıyoruz. Peki, böyle şeyler yapıyoruz diyorsunuz, her şeyi Mamaç için yapıyoruz diyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Tiyatro yapıyoruz, türkü söylüyoruz. Saz çalan arkadaşlarımız var. Peki sen herhangi bir enstrüman çalıyor musun? Yok, seneye. Seneye diyorsun. İnşallah. Seni de tanıyalım, merhaba. Merhaba, benim adım Ebru. Ben bu festivali çok iyi karşıladım. Çünkü hem bizim köyümüz açısından hem de bizim köyümüz daha iyi tanınacak bu festival açısından. Hem de biz ayrıca bu festival demeye geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve buraya geldiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz de o güzel, o küçücük yüreklerinizi bizimle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir küçük yürek daha yanımızda. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Seni de tanıyalım. Adın nedir senin? Benim adım Eda. Eda'cığım, merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Mamaç'ta olmak çok güzel. Hele ki sizlerle birlikte olmak ayrıcalık ve güzellik. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlere ev sahipliği ettiğiniz için. Senin yüreğinden geçenleri de almak istiyorum. Ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum burada bulunduğunuz için. Bu hazırlıkları bizim için yaptığınız için de sizlere teşekkür ediyorum. Birçok şeyler yapıyoruz. Bunları bizim izleyerek ve dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Senden o kadar. Az önce de Zeynep'in türküsünü söylediniz. Evet. Düşünüyor musunuz? İleride müzikle mi uğraşacaksınız sizler de? Evet. Kararlısınız. Evet. O zaman ne diyorum? Yolunuz açık olsun diyorum. Sevgili yürekler. Teşekkür ediyorum. El sallayalım. Evet, o küçücük yüreklerin içinden geçenleri de dinlemiş olduk. Mikrofonumuz açık, söyleşimiz devam ediyor. Gurbet elde ahuzarda, günler geçmiyor burada. Ki bende tabip bulamadı tende. Karlı dağları aşmalı, gidip cana ulaşmalı. Melhem olur belki bana, bu can beni anlamalı. Karlı dağları aşmalı, gidip cana ulaşmalı. Melhem olur belki bana, bu can beni anlamalı.
Birinci Halk Şairleri Bayramımızdan bilgi vermek için de güzel söz sahibi kardeşime vermek istiyorum. Dediğim gibi gerçekten amatörce çalışıldı ama profesyonelce düşünülüp her şeyi profesyonelce yapmak istedik. Bizler de inşallah sizlerin beğenisiyle de bunları devam ettirecek. Gelecek senelerde de bu işlerde bulunacağımıza inanıyorum. Sizlerle birlikte ve gelecek nesile de güzel bir örnek olacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi sizlerin katkılarıyla. Muhterem misafirler, bugün Aşıklar Bayramı'ndayız. Bu bayrama değil biz, karşıda yatan ecdatlarımız dahi buna sevinmişlerdir. Ne mutlu bizlere ki bütün dostları Mamaş Köyü'nde toplamışız. Onları, gelen dostlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Şimdi kendi eserlerimden sizlere bir demet sunmak isteyeceğim. Ne taraftan teşrif etti yolunuz? Merhaba sevdiğim, sefa geldiniz. Ne haldedir hatırınız, hoş mudur? Merhaba sevdiğim, sefa geldiniz. Musa Hakk'tan sordu Tur-i Sina'da. Seninle hiç kimse yoktu mağarada. Ne surette nasıl oldun mübarek?